Merhaba arkadaşlar, benim adım Doğan Erbahar. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü doktora öğrencisi ve araştırma görevlisiyim. Bu videoda sizinle verilen bir data kümesine doğrusal bir fit nasıl bulunur sorusunu tartışmak istiyorum. Burada kullanacağımız yöntemin ismi en küçük kareler yöntemi. İngilizce olarak Least Squares Method olarak bilinir. En küçük kareler yöntemi esasında genel bir yöntem. Ve bu yöntemin detaylarını size başka bir videoda merak eden arkadaşlar için ayrıca açıklamayı düşünüyorum. Burada sadece örnek bir data seti üzerinden, örnek bir data kümesi üzerinden bu metodun bize verdiği formülün uygulamasını göstermek istiyorum. Data setimiz bu şekilde verilmiş olsun. Bunlar deneyde ölçtüğünüz değerler olabilir veya deneyde ölçtüğünüz değerleri işleyerek elde ettiğiniz değerler olabilir. Sonuç olarak grafik üzerinde göstermek istediğiniz değerler bunlar olsun. Problemi görselleştirmek açısından bunları grafik üzerinde işaretlediğimizi varsayalım. Mesela 0'a karşı 0.8 bu nokta, 1'e karşı 1.6 bu nokta, 2'ye karşı 3.5 bu nokta vesaire gibi. Bu 7 noktayı bu şekilde grafik üzerinde işaretlediğimizi varsayalım. Şimdi bu 7 noktaya bir doğrusal fit bulmak istiyoruz. Buradan kastım, doğrusal fitten kastım, 7 noktadaki değişimi sembolize edecek bir doğrusal fonksiyon bulmak istiyorum. Burada doğrunun kendisini çizmeyi kastetmiyorum. Doğrunun parametrelerini bulmayı kastediyorum. Bildiğiniz gibi doğru iki parametreyle ifade edilebilir. M ve N parametrelerini biliyorsanız doğruyu tanımlamışsınız anlamına geliyor bu. Y eşittir Mx artı N doğrunun genel denklemidir. İşte en küçük kareler yönteminin bize verdiği M ve N formülleri, M ve N için formüller bu data seti cinsinden bu şekilde yazılır. M için bu formül, N için de bu formül. Formülü karışık göründüğünü biliyorum ancak korkacak fazla bir şey yok. Burada göstereceğim size 4 tane basit terim var. O terimlerin hesaplanmasından ibaret. Bu terimlerden birincisi x'lerin toplamı, y'lerin toplamı, x ve y'lerin çarpımlarının toplamı, x'lerin karelerinin toplamı. Aynı şekilde n içinde x'lerin toplamı var, y'lerin toplamı var, karelerin toplamı var ve çarpımların toplamı var. Yani bu dört terimi hesaplarsak problemimizi çözmüş oluruz. Burada k ile kastedilen data sayımız, bizim durumumuzda data sayımız 7. Dolayısıyla k yerine 7 koyuyoruz. Şimdi bu dört terimi hesaplayacak olursak x'lerin toplamı 0'dan 6'ya kadar, burada görüyorsunuz bu kolonun toplamı anlamına geliyor, 21 veriyor. Y'lerin toplamı bu kolonun toplamı anlamına geliyor, 42.9 veriyor. X'lerin karelerinin toplamı, bunların karelerini alarak topluyoruz, 91 veriyor. X ve y'lerin çarpımlarının toplamı, 0 ile 0.8'in çarpımı, 1 ile 1.6'nın çarpımı vesaire gibi devam ediyor. En sonunda 6 ile 12'nin çarpımı toplam 185.8 veriyor. Şimdi bu formülle yerine koyacak olursak k diyor, k'mız 7. X, Y, İ çarpımlarının toplamı, onu bulmuştuk zaten, 185.8. X'lerin toplamı ile Y'lerin toplamının çarpımı 21 ile 42.9'un çarpımı. Paydaya bakacak olursak k 7. Karelerinin toplamı 91. Toplamlarının karesi 21'in karesi ve bunları yerine koyarsanız 2.039 elde ediyorsunuz. Aynı şekilde n içinde bu formüldeki terimleri burada gösterdiğimiz gibi yerine koyacak olursanız n için elde ettiğiniz değer 0.010 olarak bulunuyor. Yani bizim doğrumuzun denklemi, aradığımız doğrunun denklemi y eşittir 2.039 x artı 0.010 gibi bulunmuş olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.